Herkese selamlar ve merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, YKS'yi biliyorsunuz ki 40 gün kadar bir süremiz kaldı. 40-41 gün arası. Ve hani bu süreçte sürekli TT netlerinizin artmadığından ve TT netlerinizin sürekli düştüğünden, yükseldiğinden, çok dengesiz olduğundan bahsettiniz. Ee, ben de Size bu konu hakkında birkaç bilgi vermeye geldim. Bir de küçük bir püf noktası, küçük bir taktik vermeye geldim. Aynı şeyleri geçen sene yaşamıştım ve bu konu hakkında bilgi vermeye geldik. Bakalım. Yeni ortamı beğendiniz mi? Bakın burada kendi doğal ortamında, doğal habitatımda video çekmeye karar verdim. Çünkü eee gitmeye, stüdyoya gitmeye üşendim ve dedim ki artık dedim odamda video çekeyim dedim. Hani biraz daha samimi olur ve biraz daha böyle bir e, communication'ımız yani iletişimimiz biraz daha iyi olur dedim. Ben de <laughs> İngilizce konuşmaya başladım. Neyse. E, İngilizce kelime çalışıyorum da bu aralar. İngilizcemi geliştireyim dedim. YDS'ye gireceğim. Yine videodan kopup harika bilgiler verdiğimize göre artık videoya geçebiliriz. Ee, şöyle ki benim geçen seneki netlerime baktığım zaman bu aralar netlerimin 75 80 85 arasında hani böyle asla 85'i kıramıyorum. 80'in üzerine çok zor çıkıyorum. Bu netlerde olduğumu gördüm. Evet son 40 gün kala şaka, şaka gibi geliyor ama evet öyle. Hatta net defterim de buralarda bir yerdeydi ama e, şu an bulamayacağım galiba. Şaka gibi ama değil. Son aylarda şu son 40 günde bile netlerimin 75-80'lerde olduğunu söyleyebilirim ve ben biliyorsunuz belki bilmeyenler de vardır sınavda 105 net yapmıştım TRD'den. Şimdi diyeceksiniz ki sen 75 netten nasıl 105 nete çıktın? Hani başlığa da yazacağım clickbait değil gerçekten sadece yaptığım şeyleri paylaşıyorum beni tanıyorsunuzdur zaten. Şöyle bir şey yaptım bunu daha önce bir yerde görmüştüm ve ben de denemek istedim. Önce TT konu listesini önüme bir çıkardım. Çünkü TT netlerimin artmadığından şikayetçiyim ben. Diyeceksiniz ki sen şimdi TT'nin derdini düşün. ayet orada artmıyor konularım var falan filan. Hele bir durun orada. Önce bir e, TT netlerimiz artmıyor diye önce bir TT'mizi incelemeye geçelim. E, ne yaptım? TT, TT konu, defte, konu listelerini çıkardım önüme. Bütün konular Türkçe, matematik, fen işte fenin dersleri, fizik, kimya, biyoloji falan hepsini çıkardım. Sosyalin dersleri hepsini çıkardım abi önüme. Aldım başladım. Sözcükte anlam, cümlede anlam. Çizmeye başladım. Mesela böyle hani oku çiz abi. Emin olduğunu hissettiğin zaman çiz. Tamam mı? Mesela sözcükte anlam işaretledim Cümlede anlam işaretledim İşte anlatım bozukluğu böyle bir zaten yüzün değişikliği. Ona bir soru işareti koy abi. Geç. Mesela fiilde çatı. Onu mesela okurken böyle bir, "Oh, fiilde çatı yes. Hani ben bu konuyu hallettim." diye okumazsın büyük ihtimal. Ki okuyorsan maşallah sana. E fiilde çatıda bir üniversitesin kısıldıysa, böyle içini sinmediyse ona da bir soru işareti koy. Ya genelde zaten hani şu süreçteki bir öğrencinin, ortalama bir öğrencinin neredeyse her dersten en az bir iki tane bu şu özellikle konular çıkacaktır. Sonra abi sen bu e, durduğun konuları, üzerinde düşündüğün konuları listelerini yap. Tamam mı? En son hani mesela hepsini çizdin ya ve bu sana mesela psikolojide şöyle bir şey var. Ben hep söylüyorum. Mesela bir dersi 10 kere de bitirsen, 10 kere de çalışsan onu kafada bitirmediğin sürece asla bitirmiş sayılmıyorsun. Mesela atıyorum fizikte sözcükte anlamı veya cümlede anlamı sen 10 kere de bitirsen veya fiildi çatıyı 10 kere de bitirsen ama 2 kere kafada bitirmekten daha az verim almış oluyorsun. Hemen toparlıyorum. Biz şu an kafada bitirmeye çalışıyoruz. Yani sınavın psikolojik boyutuyla ilgileniyoruz. Belki söylediklerimin kesinlikle bir psikolojik kanıtı veya bir bilimsel dayanağı yoktur. Ben sadece kendim denediğim ve e, kendi denediğim için işe yarayan şeyleri sizinle paylaştığım için bunu da bu şekilde paylaşmak istedim. E, kafada bitirmenin çok önemli olduğundan bahsediyorum. Önemli ama kafada bitirmek dediğim gibi. Ne yaptık? konularımızı çizdik abi. Hazır olduğumuz, kendimizi bildiğimiz konuları çizdik. Geri kalan konuları güzel bir liste yaptın. Hemen şu bir haftalık süreçte hatta 3-4 günlük süreçte o kafana takılan mesela atıyorum mantık olabilir, matematikte veya hani polinomlar olabilir, çarpanlar ayırma olabilir, olabilir, hepsi olabilir. Fonksiyonlar olabilir. Bunları güzel bir şekilde köşeye ayırdın. Hani bitirdin ama için rahat bitirmemişsin. Bu konuları ayırıyoruz biz. Sonra bu konulardan güzelce hemen sıkı hızlı bir tekrar yapıyoruz. Hızlı tekrardan sonra bu konuyla ilgili birer tane test çözüyoruz. Ve sonra tekrar denemelerimizi çözmeye başlıyoruz. Ben e, bu şekilde biyoloji izledikten sonra netlerimin en az 5-6 net arttığını gördüm. Hani ilk defa 90 neti e o yaptığım işaretlemelerden ve belirlediğim konuları çalışmaktan sonra içime sinmeyen hani bitirdiğim ama kağıt üzerine bitirdiğim konuları çalıştıktan sonra asıl arttığını gördüm. 90'lı netlere çıktığımı gördüm. Bence siz de bunu bir deneyin. Hani bir şey kaybetmezsiniz. En azından emin olmadığınız konuları bir daha çalışmış olursunuz. Hani tamam şu süreçte ayete konularımız mı bitmedi? Hani denememi çözelim abi ne yapalım falan diyorsunuz ama bence bu bu e, şeyi, kısa yolu bence bir denemenizi isterim. Yani benim netlerimin artmasında büyük bir rolü oynamıştı. Belki sizin sizin için de iyi olur. O yüzden paylaşıyorum zaten. Onun dışında bu, bunu yaparak dediğim gibi netlerimi arttırmıştım. Başka ne söylemek istiyorum bu konu hakkında? Zaten sınava 40 gün kaldı. Hani çok fazla stres yapmayın. Artık yavaş yavaş belli bir düzene, belli bir periyoda girmeye başladık. Artık nasıl söyleyeyim hani belli bir zorluğa ulaşmaya başladık. Çünkü hani e ee, zorluk derken psikolojik zorluktan bahsediyorum. Zaten siz uzun zamandır zorluk yaşıyorsunuz ama önemli olan bu işin psikolojik boyutu. Dediğim gibi, içinizi rahat tutun. Bir de bu yöntemi deneyin. Hani bazı şeyler gerçekten psikolojik. Belki sen e, o konuyu biliyorsun ama sınavda psikolojik psikolojikmen kendini iyi hissetmediğin için veya o konuyu bitirdiğine inanmadığın için, hani o konuyu gördüğünde yüzün eşkidiği için belki de bitiremedin tam anlamıyla. O yüzden sana tavsiyem o konuları belirle, senin içine yarayan, senin için gıcık olan konuları belirle ve şu 2 3 4 2 3 günlük süreç içerisinde hemen onları kısa bir tekrar et. Bence çok çok işine yarayacaktır diye inanıyorum ve umut ediyorum. E sınava az kala zaten video atmayı daha da sıklaştıracağım. Haftaya büyük ihtimalle hani sınava bir ay kala düzenimden bahsederim. Çünkü haftaya sınava bir ay kalıyor artık. Hani sınav bir ay kala düzenimden bahsederim. Nasıl bir işleyiş olduğundan veya sevderemelerin nasıl olacağından bahsederim. Şimdilik size söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.